Herkese iyi akşamlar. Uzun bir yaz tatilinden sonra yine sizlerle birlikteyiz. Açıkçası ben sizleri çok özledim, sizleri bilemiyorum. Biraz programı hatırlatmak gerekirse, biliyorsunuz programımızın adı Girişimcinin Dünyası. Yaklaşık 33 programı birlikte geride bıraktık sizlerle. Neler yaptık? Hocalarımızı ağırladık, genç girişimcilerimizi ağırladık, yarışmaları ağırladık, kurumlarımızı ağırladık. Yani inovatif girişimcilikle alakalı birçok konuğu ve konuğu sizlerle beraber burada konuştuk, paylaştık ve ilham vermeye çalıştık sizlere. Yine yeni sezonda da sizler için dolu dolu bir program, dolu dolu bir akış hazırlamaya çalıştım. İnşallah yine hep beraber güzel programlar yapacağız, beraber güzel vakitler geçireceğiz. Evet, bugün ilk programımızda yine yeni bir girişimcimiz var. Hikayesiyle ilham verecek bizlere, mücadelesiyle örnek olacak bir arkadaşımızı, bir girişimcimizi, genç bir girişimcimizi ağırlıyoruz. Sevgili Sadık Doğan, Bişi kurucusu. Evet, hoş geldin Sadık. Hoş bulduk Taner Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Biliyorsunuz biz seninle zaten bu konuları her zaman konuşuyoruz, hep bir aradayız. Nasıl yaparız, ne ederiz diye bunun üzerine her zaman kafa patlatıyoruz seninle. Evet, yani istersen ben seni tanıyorum ama biraz seyircilerimiz için de seni tanıyalım. Sadık Doğan kimdir? Tabii, hemen şöyle ifade edeyim. Sadık Doğan 89 Mersin doğumlu. 2007'de askerlik için buraya gelmiş. 75 göçmeni asıl olarak. Ailesiyle beraber Güzelyurt bölgesinde yaşayan, evli, evlenmiş, boşanmış bir kız çocuk sahibi. Hı hı. 9 yaşında. Maşallah. Aynı zamanda hukuk fakültesi 3. sınıf eğitimini bu girişimle daha fazla vakit ayırabilmek için şimdilik dondurmuş. Hı hı. Turizm kökenli 33 yaşında bir arkadaşınız, kardeşiniz mi? Omorfalıyım diyorsun. Yani. Omorfalıyım, güneş göre. Şimdi biraz önce sen de bahsettin, aslında turizm geçmişin var. Hukukla da çalışıyorsun, üzerinde eğitimini devam ediyorsun. Evet. Girişimcilik macerası nasıl başladı? Hemen. Yani ben seni şimdi tanıdığım için, yani kabula sığmayan bir insan olduğunu biliyorum. Bu iş girişimciliğe nasıl dönüştü? Hemen şöyle ifade edeyim. Aslında bizim burada temelde ortaya koymak istediğimiz bir fayda vardı. Biz bu faydayı nasıl kullanıcılarımıza, halkımıza veya işletmelerimize veya kendi aramıza biz bunu nasıl faydalı, somut bir hale getirebiliriz diye düşünürken, bu nokta 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 ilerledikten sonra bir gün bir baktık arkaya doğru, aa biz bir girişim içerisinde bulunmuşuz ve bunun faydaları, etkileri böyle böyle olabiliyor. İstemeden bir girişimin içine düşmüşüz diyorsun yani. Hayat bizi buraya getirdi diyebiliriz herhalde. Peki şimdi bildiğim kadarıyla dijital para cüzdanı. Evet. Bir para trafiği takip ediyoruz burada. Onu yönetmeye çalışıyoruz. İnsanlara kolaylık sağlamaya çalışıyoruz hayatlarında. Evet. Yani biliyorsun artık dünyamız dijitalleşmeye başladı. Ve para da ilk dijitalleşen ürünlerden biri. Evet. Yani bu ihtiyacı nasıl fark ettin? Yani dedin ya biraz önce, bu ihtiyacı fark ettik. Aslında bir an içinde kendimizi bulduk. Neydi seni hani bu noktaya getiren? Aslında teknolojiyi biz istesek de istemesek de gündelik hayatımız içerisinde takip etmeden bile, herhangi bir çaba harcamadan bile bunu gözlemleyebiliyoruz, kullanabiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Çünkü hayatın her haftasında, her ayında yeni çıkan bir teknolojik gelişim bizim aslında kullanımımıza ve hayatımızı rahatlatmamız için bir adım daha bizi zorunlu olarak bırakıyor bunları kullanmak için. Ha, para ve finans konusuna gelince bizim bu konudaki çabamız aslında bir dijital para yaratmanın daha ötesinde bir şey. Bir yeni bir satın alım modellemesi yaratmak. Evet. Nedir? Gündelik ekonomik koşullarımız zaten ortada. Biz aslında burada bir satın alım gücünü toplu olarak yapabilme ve bununla birlikte kullanıcılarımıza bir fayda elde etmeyi amaçlamak üzere çıktık. Evet. Daha sonra bunun nasıl ergonomik, sürdürülebilir ve inovatif bir şekilde yapılabileceği üzerine çalıştığımızda ortaya mobil cüzdanımız ve kendi dijital paramızı üretmemiz gerektiğinden bunu ürettik. Şu an kendi hem dijital para hem de mobil cüzdan taraflarında kendi yazılımımızla beraber bir girişimimizi kurduk. Evet. Tüm saha testlerimizi ve kullanıcı testlerimizi bitirdik. Yaklaşık olarak bir senedir aktif olarak, faal olarak sahada çalışmalara başladık. Süper. Kısmet olursa şu an 40 civarı mağazamızda yaklaşık. Evet, oralara geleceğiz aslında yavaş yavaş. Şimdi biliyorsun yani para işte Likyalılar döneminde işte bir altın parayla, altın madeniyle oluşmaya başladı. Hayatımıza girdi. İşte kağıda dönüştü. Daha sonra farklı formatlara girdi. Şimdi artık dijitalleşmeye başladı. İşte farklı eskiden kesede taşıyorduk. İşte keseden cüzdana geçtik. Şimdi artık cep telefonlarımızda veya ne bileyim saatimizde veya işte herhangi bir dijital ortamda bu parayı
taşımaya başladık. Evet. Anladığım kadarıyla sizin de süreç aslında orada ortaya çıktı. Yani bizim de bir şeyler yapmamız lazım bir şey. gibi bir şey çıktı herhalde. Fikir mi çıktı? Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında zaten para dediğimiz o fiziki olay son 10 yıldır kendisini yitirdi. Evet. 20 yıl öncesine baktığımız zaman bugün konuşuluyordu, bugün planlanıyordu, bugün isteniyordu. Fakat bunun için gelişmesi gereken teknolojik altyapıların oluşması bekleniyordu. Ve bunlar zaman içerisinde daha fazla kişilerin katılımıyla beraber oluşunca, gelişince evet dediler ve finans konusunda da artık 3.0'a biz başlayalım gibi bir adım başladı. Bunu tetikleyen, istemeden de olsa tetikleyen bir kriptografi dediğimiz finans teknolojilerinde yeni bir akım, yeni bir sistem bunu tetikledi. Bu tetiklemenin sonrasında aslında gelinmesi gereken nokta olan dijital para konusu biraz kriptografiyle daha da geniş bir alana yayıldı. Evet. Bizim buradaki noktamız aslında fiziki para ilk başta bildiğiniz gibi salary'den, tuzdan gelip daha sonra deniz kabuklarından türeyen bugün fiziki kağıt ve madeni paralardan artık tamamen bir dijital bir ve sıfır verilerin birbirleriyle alışverişinin haline biz buna para diyoruz. Bu bir sonraki leveli ne olacak gerçekten bu çok büyük bir merak konusu. Ya şimdi biliyorsun yani işte dedik yani para vardı kağıt oldu sonra bunu taşımak zorlaştığı için çekler çıktı senetler çıktı. Evet, daha sonra işte daha da hani alışverişi kolaylaştırmak için kartlar türedi kredi kartları türemeye başladı. Evet. Ben hatırlıyorum mesela giderdik işte bir kızak bir şey vardı kartı oraya koyardı silip şık şak çekerdik üzerine imzalardık falan. Eski evet. Sonra işte çekmeye başladılar işte farklı bir formata dönüşmeye başladı. Şimdi sadece işte 1-2 santimden milimetreden telefonumuzu veya kartımızı daha cihaza dokundurmadan bile alışveriş yapıyoruz. Evet. Şimdi burada dediğim gibi biraz daha önce aslında esprisini yaptık bir şey yapalım bir şey yapalım bu geldi artık yani sizin de uygulamanızın adı Bişi. Evet Bişi Payment. Bişi nereden çıktı? Bişi çok güzel bir soru. Biz bunu kendi aramızda arkadaşlar güzel bir şey yapalım. Kısa bir şey olsun akılda kalan bir şey olsun derken madem hep bir şey olsun diyoruz. O zaman adı bir şey olsun dedik. Ya nasıl yani? Olur mu? Olmaz mı? Beraber bir istişare. Kurucu ekip ortaklarımızla birlikte nasıl olur fikrinin üstüne baktığımız zaman. Evet biz zaten şu an hiç yapılmayan bir şey yapıyoruz. Ve gündelik hayatımız içerisinde herkesin sürekli kullanmış olduğu bir isim olduğu için baktık hakları da serbest. O süper. Zaman biz de bunu kullanalım. Herkese güzel bir şey yapalım dedik. Fırsat ayağınıza geldi. Fırsat ayağımıza geldi Temel Bey. Evet. Peki anladığım kadarıyla bu bir ekip işi. Yani bu fikri beraber geliştirdiniz. Tabii. Peki burada yola çıkarken ki şeyiniz neydi? Yani Kıbrıs'ta biliyorsunuz ölçek bizde küçük. Evet. Genelde. Yani kullanım vesaire dönen ciro genel olarak meta baktığım zaman az. Evet. Yani neydi sizi aslında bu tarafa sürükleyen? Yani Kıbrıs'taki dijital teknolojik gelişim mi yoksa sahanın ihtiyacı mı geleceğe doğru bir yatırım mıydı? Aslında buradaki bizim çıkış mantık ve amacımız kesinlikle ileriye dönük bir iş kolu geliştirebilmekti. Çünkü zaten tüm dünyanın teknolojiyle iç içe girmesi ve teknolojinin her nokta ve her alanda oluyor olması, özellikle finans teknolojileri alanının en çok teknolojiye ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle biz bu alanda bir takım çalışmaları yapmak istedik. Fakat bugün fikrimizin gelmiş olduğu bugün uzaktan ödeme yöntemi beraberinde bireysel transfer ve beraberinde %10 indirim gibi yeni bir satın yani alım. Cepteki paradan da para kazanma durumu oluştu. Fırsat tabii, çıktı kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Burada yeni bir ekonomik modelleme yaratırken aslında bunun temeli sadece teknolojik alan değil ya da finansal teknolojilerdeki gelişme, kriptografi ya da uzaktan ödeme temaslı sağlıklı değil. Orada biz ekip üyeleri arasında bizi etkileyen bazı nokta ve olaylar olmuştu. Bu bizim iş modellememizi çok ciddi temellere oturtturan nedenlerden biri aslında bizim yaşadıklarımız, olaylarımız. Evet. O yüzden biz yeni bir satın alım yöntemini, yeni bir duygu, yeni bir tecrübe ve bunun üstüne yeni ek bir fayda olarak koymayı planladık. Ve bu yüzden yeni yazılımla yeni bir teknolojik gelişme ürettik ki bugün bankacılık ve ekonomi dünyasının 10 sene sonra varmayı planladığı noktalara biz geldik. Evet, aslında bankalara ciddi bir rekabet yaratıyorsunuz burada. Evet, ve ciddi bir rakip olarak çıkmış oluyorsunuz karşılarına aslında. Aslında halkımızın faydasına olduğu için
bankalarımızın da bizi sevip destekleyeceğini ümit ediyor ve bekliyoruz. Bu işin esprisi tabii yani biliyorsun değişen dünyada, gelişen dünyada bunlar kaçınılmaz şeyler. Yani meslekler ölüyor, yeni meslekler doğuyor, işte alışverişin şekli değişiyor. Önemli olan ona uyum sağlamak herhalde diye düşünüyorum. Kesinlikle fikrim. Zaten dünyanın çok önde gelen ekonomi uzmanları ve profesörleri son 10 yıl içerisinde Fintech yani finansal teknolojiler girişimleriyle birlikte hareket etmeyen, bunları bünyesinde bulundurmayan veya onların gelişimine ayak uydurmaya çalışmayan bankacılık yapılarının son 10 sene içerisinde çok büyük bir oranda küçüleceği veya tamamıyla kepenk kapatacağı bir noktaya gelineceğini ifade ediyor. Zaten baktığımız zaman yani inovatif girişimcilik tarafında birçok startup yani özellikle fintech tarafında öncü olarak gözüküyor. Yani ya bir ya ikinci sırada böyle yer değiştiriyorlar hizmetle beraber ama dediğin gibi giderek büyüyor aslında oradaki çalışma ve beklenti halk tarafında. Peki bir ekipten bahsediyorsun. Kimler var ekipte? Kimlerle çalışıyorsunuz? Kaç kişisiniz? Ekibimiz şu an 8 kişiyiz. Çok iyi. En önemli olan kısım kurucu ekibimiz bizim. Mobil uygulama ekibimiz ve backend tarafımız dediğimiz fikir dahil olmak üzere. Backend tarafı Savaş Yıldırım CTO'muz. Bundan selamlar buradan Savaş Bey'e, ekip arkadaşları. Savaş güzel kardeşime, Alperen ve Celal kardeşlerime. Biz kurucu ekibiz. Alperen ve Celal arkadaşlarımız, Celal Erat, uygulama tarafında. Evet. CTO tarafımızda Savaş Yıldırım var. Tek başına dev bir kadro. Beraberinde yine junior olan iki arkadaşımız daha var kendisine yardımcı olan. Diyar ve Enes. Bunların haricinde diğer front-end developer ve diğer alanlarda satış marketing tarafında, growth manager tarafında biz destekleyen arkadaşlarımız var. Ama en önemlisi backend tarafındaki Savaş Yıldırım, Celal Erat ve yine Alperen Başkaya. Bu arkadaşlarımızla sürekli olarak neleri yapmamız gerektiği konusunda kurucu ortaklar olarak haftalık düzenli toplantılarımızı alarak neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ne kadar fayda üretebileceğimizi değerlendiriyoruz ve gelecek ay çok güzel sürprizlerimiz var. Umarım da buradan şey yapmış olmayayım ama o sürprizlerimizi söylediğimiz zaman tüm halkımızın çok beğeneceğini, çok seveceğini düşünüyoruz. Tamam, bizim programa tekrar geleceksin o zaman. Davet ederseniz memnuniyetle, şeref duyduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi ekipten saydığım kadarıyla, anladığım kadarıyla tamamen yerli bir yazılım uygulaması bu. Yani %100 yerli olarak üretiyorsunuz. Tüm ekip yerli, A'dan Z'ye tüm kodlamayı siz kendiniz içeride yapıyorsunuz. Kesinlikle. Ciddi bir emek harcamışsınız burada. Kesinlikle. Yaklaşık 5 yıl kadar süren fikir aşamasından bugüne kadar yaklaşık 5 yılımızı verdiğimiz bir proje Temel Bey. Gerçekten bu süre içerisinde hem ekip arkadaşlarımız hem biz doğal hayatımızda zaten çok büyük zorlu sıkıntılar yaşadık. Çok özel problemler yaşadık ama hiçbir zaman girişimimizi bir gün bile aralık vermeden hep bir adım öteye taşımak üzere hep çok çalıştık. Ama zaten öyle değil mi girişimci ruhunda? Evet. Sebat etmek, mücadele etmek gerekiyor. Kesinlikle. Hayat sürprizlerle dolu her zaman. Bu mücadeleden zevk aldığımız için zaten buradayız. Bir gün öncesinde çok özel, ciddi bir problem yaşayan, yani annesinin vefatını yaşayan arkadaşımız bir gün sonra abi bana verdiğin işi bitiremedim ama iki gün daha müsaade eder misin diyor cenaze halinde. Yani çok güzel bir özveri. Bunu hiç kimseye parayla ya da başka bir şeyle yaptıramazsınız. Evet. Bu insanın içinde olması gereken ve isteyerek yapabileceği bir şey. Çok şükür ekibimiz konusunda çok şanslıyız. Peki biraz uygulamaya geçelim. Nasıl kullanılıyor uygulama? Hemen ifade edeyim. Uygulamamızın uygulamamız öncelikle Apple Store ve Play Store'da yayındayız. Evet. Uzun bir süredir. Uygulamamız tablet versiyonuyla da ifade edebilirim. Bu sırada isterseniz sevgili yönetmenimiz de videoyu arka tarafta çevirebilirler bizim için. Uygulamamızı açtığımız zaman Temel Bey bizi burada karşılayan ilk önce ana sayfa. Ben daha rahat bir ifade edebilmek için kendi kullanmış olduğum hesabım üzerinden örnek göstermek istiyorum. Ana sayfamıza girdiğimiz zaman bizi aşağıda alt barımızda bizi öde, gönder ve bozdur karşılıyor. Yani ben bu uygulamayı indirip üye oluyorum ve kartımı mı tanımlıyorum veya bir para mı yatırıyorum sisteme? Öncelikle bir dijital para olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Bir bişi bir Türk lirasına stabil olarak endekslenmiş, hiçbir zaman değer kazanmayan ve hiçbir zaman değer kaybetmeyen bir dijital para birimi. Bu para birimini biz kendi yazılımımız olarak ürettik. Bu bizim teknolojimiz ve bizim adlandırmamız. Kriptografi denilen teknolojiyle hiçbir ilgi ve alakamız yoktur. Tamamıyla dijital taraftayız biz. Evet. Ve dijital tarafta olarak
kendimizi kendi ülkemizin para birimine stabilledik ki alışverişler... Yani yerel bankayla eşit gidiyor. 100 TL 100 bir şey. Kesinlikle. 100 dolar 100 dolar şey 100 bir şey gibi Amerika'da eğer faaliyete geçtiğini düşünürsek. Kesinlikle. Bizim ilk çıkış motto ve kafamızdaki fikir aslında bu. Çünkü para olarak çıkıyoruz ve insanların bunu kolay hesap edebilmesi, kolay kullanım sağlayabilmesi için bizim değerimizin stabil ve düzgün olması gerekiyor. O yüzden bizim bişinin değeri bulunmuş olduğu coğrafyadaki, ülkedeki para birimine stabildir. Bir bişi o ülkenin en düşük para birimine eşittir. Bu yüzden 100 bişi 100 TL demektir. Siz bir şey kullanmak isterseniz uygulamayı indiriyorsunuz. Ücretsiz bir üyelik açıyorsunuz. Üyelikten sonra satın al butonuyla uygulama içerisindeki ana sayfadaki satın al butonuyla havale ya da kredi kartı yöntemleriyle satın alabilirsiniz. Çok iyi. Satın alımlarınız otomatik olduğu için anında hesabınıza gelir ve böylelikle bir şeyi artık cüzdana gerek duymadan kendi mobil uygulamanız olarak telefonunuzda tüm her yerde kullanabilirsiniz. Anlaşmalı tüm her yerde kullanabilirsiniz. Evet. Onu soracaktım ben de. Şimdi burada anladığım kadarıyla sizin ayrıca bir de B2B tarafında anlaştığınız firmalar var. Yani bu bir şey parayı harcayabileceğimiz mekanlar var, mağazalar var. Evet. Okey, şimdi kullanıcıya faydalarına geçelim, daha sonra mağaza tarafına geçeriz. Şimdi parayı yükledim. Bana nasıl, ne faydası olacak bunun? Tamam, kolay ödeme sistemi ama şimdi biraz farklı küçük yer, yani belli bir müşteri veya mağaza içerisinde kullanabiliyorum bunu. Evet. Bunun dışında nasıl bir faydası var? Yani ben neden tercih edeyim bir şeyi kullanmayı? Çok kıymetli bir soru. Biz fikir aşamasında bunu söyledik kendimize. Tamam, biz mobil cüzdan yapalım. Kullanıcılara bunu verelim. Mağazalarımızın da kabul etmesini talep edelim. Evet. Fakat bu ne işe yarayacak? Yani neden bunu kullanalım? İşte bizim burada gerçekten bu alanda, finans teknolojileri alanında, bankacılık alanında, ekonomi alanında, satın alım alanında ve reel ekonomi içerisinde çok ciddi bizi herkesten ayıran çok önemli bir adımımız var. Bir mottomuz var, bir iddiamız var, bir ideamız var. Evet. Bu nedir? Biz tüm kullanıcılarımıza, yani tüm üyelerimize tüm kullanımlarında %10 indirimli bir ödeme duygusu tatmayı Yaptığım alışverişte ekstra indirim alıyorum herhangi bir şey yoksa. Süper. Anlaşmalı olan tüm mağazalarımızda, kasada, anında, mağazadaki tüm ürünlerde hangi fiyat olursa olsun, fiyatta da hiçbir şey değişmeden %10 ödeme esnasında size geri iade ediyor. Peki mağaza tarafında ne oluyor peki? Şimdi okey, ben indirim aldım ama şimdi mağaza burada kaybı var %10. Ona nasıl bir fayda yaratıyorsunuz? Hemen söyleyeyim. Aslında burada çok farklı bir sinerjinin buluştuğu noktadayız. Mağaza %10 indirim vererek öncelikle bizim ulaştığımız kullanıcılarımıza, üyelerimize rahatlıkla ulaşabilme gibi bir reklam masrafından kurtuluyor. Yine beraberinde biz mağazalarımızı, bu %10 indirim veren mağazalarımızı dost mağaza olarak konumlandırıyoruz. Evet. Bunlar dost mağaza Temel Bey. Çünkü bu indirimi mağaza sahibi hiçbir bir şey bizden talep etmeden sadece kullanıcıya, yani halkına verdiği için kabul ediyor bu indirimi. Yani biz mağaza sahibine gidiyoruz, diyoruz ki biz sizden %13 indirim talep ediyoruz bir şey kullanıcılarına. Bu %3'ü şirketimizin kendi masraf ve giderleri, kar marjı, %10'u da halkımıza, kullanıcımıza direkt vereceğiz. Bunu kabul eden mağazaları tercih etmemiz lazım. Çünkü neden? Bu mağazanın sahibi Temel Bey hiçbir fayda, hiçbir menfaat beklemeden gelen kendi halkına, müşterisine bu %10 indirimi veriyor mu? Bunu kabul ediyor mu? Evet. Ediyor. O zaman bu insan, bu iş insanı bu işletmesiyle gerçekten halkına faydalı, halkına hizmet eden, halkını düşünen bir vizyona, kafa yapısına sahip. Evet. Böyle bir iş insanını desteklemek, böyle bir iş insanından alışveriş yapmak hepimizin başlıca görevi bile sayılabilir. Anladım. Siz ayrıca bir trafik yaratıyorsunuz, müşteri kazandırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki uygulama üzerinden bir tanıtım mı yapıyorsunuz onlar için? Tabii ki de. Uygulamamızın öncelikle hemen ana sayfasında bizi karşılayan Instagram uygulamasını görüyoruz. Evet, benziyor biraz oraya. Oradan bir story özelliği gibi buradan mağazalarımızın storylerini de aynı zamanda gösteriyoruz. Video formatı da gelecek. Adamımızın internet çekme hızı birazcık küçük olduğu için. Şimdi şu bak an... sen ortayı yaptın, ben golü atayım hemen buradan. Hızlı internet istiyoruz. Her programımızda bunu söylüyoruz. Kesinlikle. Artık şu internet problemimizi adada bir çözelim. Kesinlikle. Kesinlikle çözmemiz lazım. Mesela uygulamamız içerisinde burada storylerimiz çıkıyor. Evet.
Fakat internetin bir azizliğine uğradık. Evet, yani mesela geliyor, anladım. Göründüğü gibi. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Okey. Şimdi peki bu mağazaları siz mi belirliyorsunuz? Onlar mı size geliyor yoksa müşteriniz tarafından mı talep ediyor? İşte şu mağazada olmasını arzuluyoruz gibi bir taleple mi geliyorlar? Biz tüm mağazalara gidiyoruz Temel Bey. Tüm işletmelerde bir şey kabul edilebilir, kullanılabilir. Tüm testleri yapılmış bir uygulama olduğu için biz mağazalarımıza giriyoruz. Mağaza sahibimize uygulamamızı, sistemimizi, onların taraflarını, onlara olan faydalarını, reklam faydasını, rekabet faydasını ve yine halkımıza bu %10 indirimi vererek aslında kendi bulunmuş olduğu, ekonomide bulunmuş olduğu mağazacılık, işletmecilik, satış ve pazarlama alanındaki konumunu güçlendirmesi ve bunun hakkını vermesi için bu indirimi talep ediyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere her talep kendi arzını yaratır. Evet. Biz bu talebi mağaza sahibinden istedikten sonra bunu kabul eden mağazalarımızı hemen anında burada listeliyoruz. Hı hı. Bizim burada listeleme süremiz yaklaşık 5 dakikamızı alıyor sistemde kurduktan sonra. Biz listeledikten sonra uygulama içerisinde sosyal medya hesaplarımızda otomatik olarak bu mağazamız çıkıyor. Hı hı. Bir de bunu kabul etmeyen mağazalarımız da olabilir. Tabii normal. Şimdi biz sistemi tanımayan, bilmeyen. Maalesef kabul etmeyen veya bizi kabul eden market, bizi kabul eden tekstil mağazaları, bizi kabul eden yiyecek içecek veya diğer firmalarla birlikte kabul etmeyen bazı firmalarımız da oluyor. Kabul etmeyen firmalarımızda şöyle bir enstantanemiz yaşandı. Biz bu indirimi talep ediyoruz halk, halk olarak mağazadan. Bunu kabul etmeyen bir mağazamızda biz onların isimlerini vermiyoruz. Onları hedef göstermiyoruz. Halkımıza bu bizi kabul etmedi arkadaşlar demiyoruz. Çünkü biz burada şöyle bir temsilcilik yapıyoruz. Geliyoruz sizin mağazanıza. Diyoruz ki Temel Bey, kıyafet mağazanız var. Biz sizden %10 indirim talep ediyoruz. Bunu kullanıcılarımız uygulaması üzerinden direkt olarak yaparak elde edecek. Siz bunu kabul ettiğiniz zaman bir yardım ve bir avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Bunu direkt kullanıcımıza verdiğimiz için onların sizi tercih etme ihtimal ve oranları daha da artıyor. Vermediğiniz zaman biz sizin adınızı vermiyoruz ama yine de kullanıcılarımız olarak sizi tercih etmemek istiyoruz. Neden derseniz, çünkü bizim sizden etmiş olduğumuz bu talebin sizin nazarınızda aslında bir artı ve faydası varken ve burada bir işletmeci olarak bunu açmış olmanızın halka sadece para kazanmak için değildir herhalde. Tüm tabii işletme ki sahipleri fayda sağlamak. Mümkün olduğunca maksimum satışı yapmak ister gün içerisinde. Evet. Satış sağlayabilmek ve fayda sağlayabilmek için açar. Biz de bu noktada talep ediyoruz. Talebimizi değerlendiren mağazalarımızı listeliyoruz. Değerlendirmeyenleri de anladım. Bırakıyoruz. Peki yani bu dünyada zaten var olan bir sistem aslında. Şimdi biraz önce tamamen yerli bir iş gücüyle bunu yaptığınızı söylediniz. Kullandığınız teknolojiyi sizi rakiplerinizden ayıran farklar neler? Biraz onların üzerinde durabilir miyiz? Hemen söyleyeyim lütfen. Öncelikle bugüne kadarki ödeme anındaki kullanılan teknoloji bir temas ve QR kod teknolojisi. Evet. Biz QR kod teknolojisinin de ötesine geçerek listelemiş olduğumuz mağazayı öde butonumuza bastıktan sonra mağazalarımız sosyal medya hesaplarımız da dahil olmak üzere burada listeleniyor. En yakından en uzağa doğru. Ha, lokasyon bazlı. Yani lokasyon. Ben bulunduğum bölgeden en yakın şeyleri başlıyor listemesi. Mesela bulunduğumuz mağaza en yakın, burada bizim Bişi Payment çıktı. Bu da güzel bir tesadüf oldu. Bişi Payment mağazasında olduğumuzu, yedik ve yiyip içtiğimizi, alışverişimizi tamamladığımızı düşünelim. Öde butonuna bastığımız zaman direkt olarak emin miyiz diye %10 indirim ve haritayı gösteriyor. Emin olup rakamımızı girdiğimiz zaman, örneğin bir testing ödemesi yapayım, 100 TL. Yani 100 bişi değerinde bir ödeme. Rakamı yazdım. Emin miyiz? Evet dedim. Şimdi ödeme gerçekleşti. Biz ödememizi gerçekleştirdik. Evet. Şu an Bişi restoranında diyeyim. Yemeklerimizi yedik, çayımızı kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik, kalkacağız, ödememizi yapacağız. Peki burada şimdi %10 indirim verdiniz ya, yani bu birikim olarak peki 100 liradan 90 liraya mı düşmüş oldu, yoksa ben 100 lira harcama yaptım 10 lira kasada birikti mi? Hayır, hemen orada direkt olarak kullanıcımızın hesabından 90 olarak düşürüyoruz. Evet. %10 anında kullanıcımızda kalıyor çünkü biz burada direkt kullanıcıya faydayı amaçlamış olduğumuz için bunu hiç dolandırmaya ya da hiç bekletelim, sonra verelim, puana dönüştürelim'e ihtiyaç duymadan anında indirim olarak veriyoruz. Böylelikle biz 100 liralık hesabımızı ödenen kısmında 90, yeşil içerisinde kazanç 10 olarak %10 tasarruf ederek harcamış oluyoruz. Evet, süper. Ama buradaki teknolojiyi şu şekilde dikkatinizi çekmek isterim ki,
şu an ben bir ödeme gerçekleştirdim. Hı hı. Ve ben bu ödemeyi yaparken herhangi bir POS cihazı kullanmadım. Hı hı. Bir QR da kullanmadım. Şu an buradan mağaza hesabına, bu 1 kilometre uzakta da olabilir, 100 kilometre uzakta da olabilir. Hı hı hı. Buradan mağaza hesabına direkt olarak ödeme gerçekleştirdim. Ve bundan fayda elde ettim. Hı hı. Şimdi normal ödeme yöntemleri içerisinde bugün genel olarak ağırlıklı olarak kullanılan POS cihazı sisteminde bankalara çok büyük bir maliyeti var. Evet. Biliyorsunuz. Biz bunu tamamen cloud sistemlerle, yani bulut sistemlerle, hı hı, bu entegrasyonu kendi içerimizde tamamlamış olduğumuz için POS cihazına, karta hiçbir şeye ihtiyaç duymadan bir ödeme sürecini uçtan uca tamamlamış olduk. Evet, aslında biraz Bitcoin'le normal bankacılık arasında bir çözüm gibi olmuş sizinki. Arada bir çözüm. Evet, evet, arada bir çözüm. O geçişi tamamlayacak, köprü oluşturacak bir çözüm gibi olmuş sizinkisi. Yani çünkü Bitcoin'de biliyorsunuz sahibi belli değildir. Para nereden gelir, nereye gider, evet, nerede saklanır kimse bilmez yani onu. Ama sizde belli bir atanmış bir hesap var. Zaten parayı kişi kendi yüklüyor sisteme. Dolayısıyla paranın nereden geldiği belli. Kesinlikle. Ve nereye gittiği de kayıt altında kalmış oluyor aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla hani güvenlik açısından oradaki limit herhalde anladığım kadar bir limit var. Tabii. Böylelikle bir herhangi hızsızlık veya şey noktasında oradaki rakam kadar kayıp oluşur diyelim. Kesinlikle. Biz de bu noktada AML5 denilen Avrupa'nın anti-money laundering, yani kara, evet, para aklama ve kara parayla mücadele prosedürünü takip ediyoruz. Bunun 5. versiyonu çıktı. Biz bunu takip ediyoruz. Buradaki limitler kendi bulunmuş olduğumuz ülkenin. Çünkü biz bu projeyi sadece kendi ülkemiz için yapmadık. Hı hı. Türkiye'de dahil olmak üzere, oraya da açılmak üzere tüm dünya için yaptık. Evet. Tüm dünya halkları için yaptık. Bu yüzden biz kara parayla mücadele için o prosedürleri takip, hı hı, ediyoruz, hı hı, kontrol ediyoruz. Onun için kendi uygulamamız sürekli güncelleştirmeye, evet, çalışıyoruz. Aslında çok büyük bir kolaylık sağlamış olduğunuz şu anda. Hem bankacılık tarafı için hem de diğer mağazacılık tarafı için. Kesinlikle. Peki yani kullanıcı sayınız nasıl? Biraz önce 40 tane mağazamız var şu anda aktif, evet, olarak dediniz. İstediğiniz gibi gidiyor mu rakamlar? Şimdi yeni başladığımız için, bu, evet, ikinci ayımızın içerisinde olduğumuz için, hı hı, çok şükür maşallah diyebiliriz. Çünkü, hı, öncelikle zaten halkın, kullanıcının, bireysel kullanıcının böyle bir fayda sağlayan uygulamalara, girişimlere ihtiyacı var. Evet. Bizim burada vaat ettiğimiz fayda, vaat etmekten öte direkt olarak verdiğimiz fayda, her harcamada sınır koymadan, limit koymadan %10 indirim faydası. Hı hı. Hangi ürünü seçtiğiniz önemli değil, hangi mağazada olduğunuz önemli değil, bizim anlaşmalı mağazalarımızdan birinde olmanız yeterli. Ve orada hangi ürünü kullandığınız ya da 1 lirayla 10.000 TL arası, yani 10.000 bir şey arası istediğiniz rakamda harcama yapabilirsiniz. Gün içerisinde 10 defa da yapabilirsiniz, 20 defa da yapabilirsiniz. Her seferinde bu %10 indirimlik faydayı sağlıyoruz. Çünkü biz bunu öncesinde o mağazadan gidip almış oluyoruz. Şu an 40 mağazada anlaşmamız mevcut. Evet. 400'ün üzerinde aktif kullanıcımız mevcut. Tabii bulunmuş olduğumuz ülkenin coğrafi şartlarını biliyorsunuz ki okullar, öğrenci turizmi nedeniyle yılın 3 ayında, 4 ayında birazcık sirkülasyon az oluyor. Hı-hı. Şu an yeni okulların açılmasıyla bu sirkülasyonumuz tekrar geçen seneki kıvamlara ve daha üstüne çıkacağını bekliyoruz. Yeni reklam projelerine yeni başlıyoruz. O yüzden 2 aylık bir çalışma için bence iyi noktalardayız. Evet. Reklamlarımızı arttıracağız. Biraz önce bahsettiğiniz o Instagram'daki gibi bir şey story özelliğiydi sanırım. Orada, evet, mağazaları çevirdiğiniz kısım, evet, orası. Peki orada bir, yani ben mağaza olarak bir reklam verebiliyor muyum yoksa sizin inisiyatifinizde mi oradaki çalışma? Bizim oradaki amacımız aslında şu. Tüm mağazalarımızın, burada da görmüş olduğunuz gibi mağazalarımız ve diğerleri devam, evet, ediyor. Bizim buradaki amacımız tüm mağazalarımızın kullanıcılara direkt daha hızlı, daha rahat ulaşabilmesi. Bu story özelliğinin amacı bu. Kullanıcı, hı-hı, tarafından da bu şöyle kıymetli. Aynı anda 50 tane, 100 tane mağazanın son çıkan ürünleri ya da kampanyalı ürünleri, fiyatlarını bir uygulama üzerinden görebiliyorlar, hı-hı, ve buradan erişebiliyorlar. Mağazalar da buradan tüm kullanıcılara erişebiliyorlar. Çünkü, hı-hı, story'nin süresi 10 saniye, 15, evet, saniyelik süreler. Bu yüzden bizim buradaki amacımız tüm mağazalara eşit bir şekilde hizmet vermek. Ha, tabii ki de bazı daha büyük, halkımıza daha fazla hizmette bulunan market sektöründeki marketlerimiz için ise
şöyle bir şey, oraları birazcık daha ön planda tutabiliriz ki daha fazla insan faydalanabilsin. Hı hı. Kıyafet ya da yeme içme de bunlarla beraber. Peki birçok mağazadan bahsettin. Bu mağazalar kendi aralarında alışveriş yapabiliyorlar mı, yoksa sadece müşteri ve mağaza arasında mı bu trafik yaşanabilir? İşte mobil finans teknolojileri alanında biz bunu da kendi uygulamamız içerisinde, daha... Ben bir restoranım var mesela. Evet. Bir market üye varsa ben o marketten avantajlı bir alışveriş yapıyorum. Aynı indirimden mesela ben faydalanabiliyor muyum? Evet. Kesinlikle. İşte mağazaya katmış olduğu faydalardan biri de bu aslında temel bir. Ben bir mağaza işletmecisiyim. Ürünlerimi Bişi kullanıcılarına %10 indirimli olarak Bişi karşılığı sattım. 100 liralık ürünü 90 Bişi olarak sattım. Daha sonra bende bulunan 90 Bişi'yi siz de benim ihtiyacım olan bir kağıt peçete satan bir satıcısınız. Sizde kullandığım zaman sizden de 100 liralık ürünü 90 Bişi karşılığında alıyorum. Böylelikle kullanıcıya, müşteriye vermiş olduğum %10 indirimi sizden satın alım yaparken cover etmiş oluyor. Evet. Böylelikle ilk noktadaki döngüyü tamamlayan mağaza olarak aslında verdiğim indirimi sizden cover ettiğim için benim burada bir zararım olmuyor. Hı hı. Ama hem kullanıcıya bir fayda elde etmiş, üretmiş oluyorum. Evet. Hem bu faydayla birlikte de ekonomiye daha büyük bir hareket kazandırıyorum. Evet, ciddi bir trafiğe aslında talip olmuş oldunuz burada. Yani çözüm olarak baktığımızda şimdi anlattıklarınızdan daha iyi oturtmaya başladım şimdi çalışmayı. Hakikaten yani birçok aslında görünmez gideri yok sayacak bir çalışma olmuş burada. Hem de trafiği, akışı da hızlandıran bir çalışma olmuş. Evet. Peki bu hizmetleriniz için bir üyelik ücreti alıyor musunuz veya bir kurulum ücreti vesaire falan, bu tarz bir çalışma nasıl oluyor sizin buradaki gelir modeliniz? Bizim ilk konsept ve mottomuz kesinlikle halka maksimum ve tam fayda sağlayabilecek bir girişim. Bu yüzden herhangi bir kullanım ücreti, aylık ücret ya da herhangi bir aidat gibi bir ücretimiz ne kullanıcı bireysel kullanıcı için söylüyorsunuz. Tabii, bireysel kullanıcı tarafında da yok. Hı hı. Mağaza tarafında da bu yok. Evet. Biz sadece gerçekleşmiş olan harcamalar üzerinden bir %3'lük komisyon bedelimiz var. Bişi Payment olarak. %3 komisyon bedeli bizim hem kendi masraflarımız hem de karımızı içerisinde bulunduran bir oran. Evet. Finans alanında %3 kıymetli ve büyük bir orandır. Bizim tüm masraflarımızı karşılıyor ama ne mağazaya bizi kullanmazken bir faturaya da bir aidat çıkaralım, ne de bireysel tarafa aylık kullanım ücreti ya da başka bir ücret adı altında hiçbir şey talep etmiyoruz. Peki şimdi biraz önce bahsettiniz ya, yani bir şey para, yatırdığım para bir şey paraya dönüşüyor. Evet. Bu ilelebet orada mı kalıyor peki? Yani ben o parayı istediğim zaman tekrar nakde dönüp TL'ye çevirebiliyor muyum, yoksa harcamak mı zorundayım ben oradaki parayı? Oradaki parayı siz isterseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yani arkadaşınıza transfer edebilirsiniz 7/24. Yani ben mesela şimdi kızıma para göndermek istedim. Bir şey para gönderip onu nakde çevirebiliyor mu? Mükemmel. Kesinlikle çevirebiliyor. Burada hemen uygulamamızın alt barında bozdur yeteneği koyduk. Bozdur'a tıkladıktan sonra buradan kendi kaydetmiş olduğunuz IBAN'ınızı seçerek bozdurmak istediğiniz miktarı burada buraya yazdığınız zaman tek bir TL masraf ödemeden bankanıza bunu çekip bozdurabilirsiniz. Ve bu işlem 7/24 ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Bayram, yılbaşı gibi hiçbir hafta sonu tatili gibi mesai diyoruz. Biz mesai dışı saatleri etkilememek üzere çekim yapabilirsiniz. Çok iyi, çok iyiymiş. Şimdi gerçi yeni yeni daha Türkiye'de biliyorsunuz işte FAS'la beraber bu hizmete kavuşmaya başladık, evet. Ama orada bir limit var şu anda. 5000 liraya kadar. Sizde peki öyle bir limit var mı şeyle alakalı? Biz bu konuda bankacılık sisteminin uygulamış olduğu ve takip etmiş olduğu limitleri kullanmayı planlıyoruz. Çünkü son itibariyle yasal olarak yasalarımıza riayet ederek hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Bu yasalarda belli bir tecrübe ve belli bir amaç uğruna konulduğu için eğer buradaki bireysel iç transferimizde bir limitimiz yok. Çünkü bunu biz kararlaştırabiliyoruz, evet. Ve buradan bir masraf da almıyoruz. Ama bozdurma ve satın alım gibi noktalarda bankacılık sistemi ne diyorsa biz de ona tamamıyla uyuyoruz. Orada. Peki hedeflediğiniz bir rakam ne? Mesela Kıbrıs bazında konuşalım. Yani ne kadarlık bir döngü hayal ediyorsunuz Kıbrıs'ta? Hemen ifade edeyim. Kıbrıs için bizim Nedir mesela yanda, nakit tarafında şu anda dönen piyasada nedir? Siz bunun ne kadarına talipsiniz aslında? Öyle çevireyim soruyu. Daha hemen şey olacak. İfade edeyim. Ay içerisinde Kıbrıs ekonomisi içerisinde el değiştiren 4 milyar dolarlık bir ekonomi hacmi var. Bir de 2 milyar dolar ekonomi içerisinde realde dönmese de
kurumlar arasında birbirlerindeki ödemeler için kullanılan kağıt üzerinde ödeme dediğimiz o alanlar için 2 milyar dolar var. Onu hiç saymıyorum. Bu 4 milyar doların yaklaşık 1,5 milyar dolar kadarı kurumlara yapılan aylık ödemeler. Bunlar seyri sefer, elektrik ya da akaryakıt gibi bizim herhangi bir %10 indirim fayda sağlayamayacağımız alanlar. Geriye yaklaşık olarak bize 2,5 milyar dolarlık bir Kıbrıs özelinde bir kapital kalıyor, hacim kalıyor. Şimdi bu trafiğin biz %50'sine talimiz. Çünkü bizim uygulamamızı 13 yaşından 70 yaşına kadar isteyen herkes çok rahatlıkla kullanabilir, bu bir. İkincisi, kullanım ücretsiz. Üçüncüsü, her harcamada %10 tasarruf sağlatıyor. Yani Temel Bey, siz ay içerisinde 1000 TL bir şey kullanımı gerçekleştirirseniz 111 TL'lik bir fayda elde etmiş oluyor. Evet, doğru. 5000 TL'lik bir harcamada 555 bir şey, yani 555 TL'lik bir tasarruf elde ediyorsunuz. Bugün hiçbir mağaza, hiçbir ekonomi size harcadığınız için %1, %2, %3 geri vermez. Evet. Böyle bir şey mümkün artık. Güzel, yüzden... güzel, kulağa güzel geliyor hakikaten. Peki yani bu hedeflediğiniz pazar Kıbrıs mıydı? Yani Kıbrıs içerisinde stabil mi kalmayı düşünüyorsunuz yoksa açılmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki de hayır. Biz bu böyle bir girişimi ölçeklerken dünya pazarını ölçekledik. Ve bunun için rakiplerimize bakarken dünya ölçeğindeki rakiplerimizi araştırdık ve onları hedef olarak aldık. Onları geçebilmek için aldık. İlk hedefimiz bizim radarımızda olan İsveç, İrlanda, Pakistan bizim radarımızda. Tabii Türkiye ana vatanımız olarak elbette ki birinci gözde noktalarımızdan birinde. Buranın ötesinde yine Azerbaycan, İngiltere, Amerika ve Kanada yine ikinci dalgadaki radarımızda olan ülkeler. Peki yani yatırımcı almayı düşünüyor musun veya var mı bugüne kadar herhangi bir yatırımcınız? Görüştüğümüz bir yatırımcımız oldu. Biz yatırıma odaklanmadık. Çünkü biz şunun farkındayız. Eğer biz ortaya çalışan, fayda üreten, doğru bir işleyen mekanizma koyarsak zaten bunun alıcısı olacaktır. Evet. Bunun taliplisi olacaktır. O yüzden biz yatırımcılara bir ürün üretmeye çalışmak yerine ürünümüzü doğru, inovatif, aktif, çalışan, hatasız ve sorunsuz hale getirmeye odaklandık. O yüzden herhangi bir yatırımcı arayışımız içerisinde pek olmadık diyebiliriz. Evet. Olursa elbette ki görüşmeye açığız. Sonuç itibariyle biz bu faydayı bir sene sonra bir yere getirmek yerine bir ay sonra ya da iki ay sonra getirmeyi elbette ki isteriz. Yatırımcı larımız, taliplerimiz olursa inşallah yani bu kadar güzel bir uygulamayan müşterisi çok olur bence. Hem kullanıcı olarak hem de diğer yarattığı faydalar bakımından baktığımız zaman yani mesela bankacılık tarafında POS ciddi bir maliyet. Hem üretmesi, alması, idame ettirmesi kullanıcısı için de yani mağaza için de banka için de. Çünkü kullanıcı da bir kira ödüyor o POS için veya işte kesinlikle performans düşüklüğünden dolayı işte ceza kesiyor bir banka. Sizde anladığım kadarıyla böyle şeyler yok şu anda sistemde. Kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle bir şey aslında ihtiyaç da yok. Fakat söylemiş olduğunuz gibi bankacılık sistemlerinin o POS maliyetleri, bir POS maliyeti bugün 350 dolara mal oluyor. Bunun mağazaya tevdisi ve aylık olarak sürekli harcamasıyla 400 dolara mal oluyor ilk aşama. Sonra da kullanım ücretleri, internet ücreti, sim kart ücreti. Burada elbette ki o mağazadan o verimi alamazsa banka dönüp onun için uyguladığı komisyon oranını arttırabiliyor. Çünkü o da kar odaklı çalışıyor. O maliyeti çıkarmak zorunda. Kesinlikle. Mağazada satış yapabilmek için o kartlı sistemi kullanmak zorunda. İşte biz tam bu ara noktada hem mağazayı rahatlatıyoruz, hem bankacılık eğer isterse kullanırsa çok büyük bir teknoloji geliştirdiğimiz için çok büyük maliyetlerden kurtarıyoruz. 10 yıl sonra varmaya çalıştıkları nokta olan POS cihazı ve plastik kartlara elveda sloganıyla yola çıkılan bu noktayı biz bugün yaşıyoruz ve yapıyoruz. O yüzden bankacılık sektörüyle bir oturduğumuz zaman henüz öyle bir kıymetli vaktimiz olmadı. Bunların peki yani bir süreçten geçmişsiniz. Bu süreç içerisinde yaşadığınız zorluklar nelerdi? Sizi engelleyen ve aşmaya zorlandığınız ve nasıl aştınız? Nasıl bir hikaye var orada? Onu merak ediyorum biraz. Burada siz yürüyün yol görünür diye kıymetli bir söz var. Biz burada yürümeye başladık Temel Bey. Yolda göründü ama yoldaki çakıl taşlarını biz göremedik. Böyle yukarı baka baka gittiğimiz için bazen takıldık düştük. Evet. Tabii hayatın içerisinde ekiple birlikte çalışıyoruz. Remote çalışmak çok zorlu bir çalışma sistemi.
Burada bizi en çok ateşimizi diri tutan, bizi sürekli kamçılayan şey hep birbirimize olan güvenimiz, inancımız oldu. Ve yine beraberinde burada yaşanılan bir takım acılar ve vardığımızda, başardığımızda dönüp baktığımız zaman o tabloda insanların satın alım yaparken marketten %10 indirimli yapıp 1 kilo pirinci, 1 tane sütü fazladan alabilmesi ya da benim 9 yaşındaki kızım var. Her girdiğimizde eline o şekeri atar. Biliyorsunuz. Evet. O lollipopları atar onları. Onu bazı gün ve ay oluyor ödeyemediğimiz ya da ona bütçe ayıramadığımız alan olabiliyor. Hı-hı. Sürpriz bir şey yaşanıyor o ay, bir kaza gibi. Ona onu ayıramayabiliyoruz. Fakat burada bir şeyle o %10 tasarrufu elde edersek biz çocuğumuza o sütü de alırız. Evet. Biz ay sonuna %10 tasarruf da elde ederiz. Biz o %10 tasarrufla bir akşam eşimizle dışarıda çıkabiliriz. Yani bunları yapmayalım mı? Mevcut ekonomik koşullar bize bunları yapmayın çok diyor. Doğru, ama biz bir şeyle artık satın alımlarımızı doğru yaparsak, bize burada bu indirim veren dost mağazaları tercih edersek, mesela burada Mardo Orhan Bey, Mardo'nun kurucusu Orhan Bey'i tercih etmemiz gerekiyor. Bence tüm kullanıcılarım, tüm insanlar oraya gitmeli. Mardo'da yiyip içmeli. Sterlin, dolar, TL ya da bir şey, istediği parayla ödeyebilmeli. Hiç sorun değil ama Orhan Bey'in kazanması lazım. Çünkü biz Orhan Bey'e gidip dediğimiz zaman Orhan Bey bize %10 indirim kullanıcılara verir misiniz? Halkımız mı alacak bu %10 indirim dedi. Evet dedim. Tamam o zaman dedi, veririz, biz zaten her şeyi yapmaya çalışıyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz, böyle bir talep var, elbette ki oluruz dedi. Evet. Yani yerel bir uygulamayla yerel bir üreticiyi aslında desteklemiş oldunuz karşılıklı. Evet. Hem de halk da bundan fayda çıkarmış oldu. Kesinlikle. Peki Temel Bey, ben size soruyorum, şimdi Orhan Bey kazanmasın mı? Evet. Böyle bir iyi niyet, böyle bir kendinden ve kar marjından ödün veren bir vizyona sahip olan yine Sarper Market Berk Bey, yine Matbaa Amir Maça Kızı Günday Çelenk Bey, evet, veya Kont Valentin sahibi Harun Ateş Bey. Bu insanlar kendi ürünlerini satış fiyatından %10 indirimli vermeyi kabul ediyorsa bence tüm insanlar olarak bu insanları tercih etmeliyiz. Çünkü bugün bunu, bu iyiliği yapan, bugün bu yardımı yapan, bugün elini taşın altına koyan bu işletme sahipleri yarın bizim ülkemizde daha zorlu ekonomik koşullarda veya yaşanacak kötü bir durumda, kötü bir senaryoda tekrar elini taşın altına koyacaktır. Tekrar hepimizin birlik beraberliği için, o belli bir refah seviyesine çıkabilmemiz için birbirleriyle o dayanışmayı gösterecektir. Evet. Tek amaçları dükkanı açıp para kazanmak değil. Olmamalı. Anladım. Peki yani sizin biliyorsun yani KKTC'nin teknoloji, inovatif girişimcilik yeni yeni oluşmaya başladı. Evet. Bununla ilgili düşünceleri nedir? Yani sence başarabilir miyiz? Yani Kuzey Kıbrıs doğru bir yer mi bu tarz girişimlerin yapılması için? Kesinlikle doğru bir yer. Çok kıymetli, çok güzel bir yer. Çünkü birincisi çok önemli sayıda, nüfusun 1/3 kadarlık bir alanda, bir konuda öğrenci nüfusuna sahibiz. Her şeyi hızlıca test edebilecek, görebilecek ve tepkileri ölçebileceğiniz bir alandayız, bir coğrafyadayız. İkincisi, coğrafya küçük. Yani herkes birbirini tanıyabiliyor, dokunabiliyor, temas edebiliyor. Bu da sizin sahaya sunduğunuz ya da yeni olarak kullanıma açtığınız bir ürünün feedbacklerini almada daha hızlı, hem zamandan tasarruf hem emekten tasarruf sağlıyor. Bu yeni bir şeylerin test aşamasında, pilot aşamasında çok 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 kıymetli verilerdir. Bunların geri dönüşünü hızlı alabilmek, sizin de kendi ürününüzde üreteceğiniz bir şeyde hızlı modifikasyonlar yaratmanızı sağlar ve bu hızlı modifikasyonlarla gireceğiniz sektöre ve pazara daha uyumlu hale getirir. Zamandan elde ettireceği bu tasarrufla birlikte size çok büyük bir iş gücü, emek ve beraberinde maddi kayıplardan kurtarır. Evet. O yüzden pilot uygulama olarak Kıbrıs çok önemli. Kıbrıs gençliği ise bu tür gelişimlere özellikle açız. Çünkü üzerimize uygulanan ambargolar nedeniyle biz şöyle bir kafa yapısına girdik artık. Yani bunu bütün akranlarım, siz de destekleyeceksinizdir zannediyorum. Biz sanki tüm dünyadan soyutluyorlar bizi. Evet. Oradaki her şey daha geç geliyor buraya. Mevcut ülkemizin ada ülkesi olması nedeniyle bazı fiziki zorluklarımız da mevcut elbette ki. Bu yüzden her şeyden biraz geri kalıyor gibiyiz. Evet. Gittiğimiz zaman diğer ülkelere
Bir bakıyoruz evet geri kalmışız. Hı hı. 20 yıl 30 yıl geri kalmışız. Şimdi ise biz bunlara daha aç olduğumuz için bu aradaki farkı kapatmak için daha büyük bir hevesle, daha büyük bir azimle tüm gelişmeleri takip ediyoruz. O yüzden Kıbrıs vallahi, yeni girişimlerin pilot uygulaması olması gereken. Emeğinize sağlık Sadıkçığım. Yani bu dinlediklerim insana mutluluk veriyor. Yani bu yokluktan şikayet etmek yerine üretmeyi seçmişsiniz aslında. Kesinlikle. Ve bunun için de ciddi anlamda emek harcıyorsunuz. Seni ve ekibini tebrik ediyorum. Çok İnşallah yolunuz açık. Bol başarılar diliyorum çok size. Çok teşekkür ederim. Bizleri de ağırladığınız için çok çok memnunum. Rica ederim. Çok sağ olun. Ayağına sağlık. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi dolu dolu gençlerimiz bu uğurda inovatif gelişim konusunda çalışmalarını devam ettiriyorlar ve ileriye taşımak için ülkemizi çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah izleyenlerimize bir ilham, bir fikir, bir düşünce yolu açabilmişizdir. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.